Güzel bir çarşamba sabahından günaydın sevgili ETV izleyicileri. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programıma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi, her çarşamba olduğu gibi çok değerli bir konuğum stüdyomuzda şu anda bizlere eşlik edecek. 8 Eylül Hastanesi'nden Ali İhsan Civaner çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Ve bugünkü konumuz kadına şiddet, kadın hakları ve buna benzer birçok konuyu değerli hocamız bizlerle paylaşacak. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Dünya Kadınlar Günü'nü münasebetiyle de buradayız değil evet, mi efendim? Yani kadınlar haftası olduğu için biz bugün böyle kadın konuşmalarını yapalım dedik. Kadına şiddetten, kadın haklarından bahsedelim istedik. Öncelikle şöyle bir sorum olacak. Kadının evinde ve toplumda yeri ve önemi nasıl olmalıdır? Neler söyleyebilirsiniz bu konu hakkında? Kadının toplumda ve evinde yeri tartışılmaz. En büyük güzellikler süsü olması gerekir. Yalnız ben bu Kadınlar Günü nedeniyle haftası olarak da düşünmek evet. mümkün. Hı hı. Neden Kadınlar Günü yapılmış biliyor musunuz? Buyurun. Neden yapılmış? Onu siz soralım hocam. Siz bahsedin. Bundan 158 sene önce 8 Mart 1857'de sendikal haklarını isteğinde bulunan kadınlardan fabrikaya kilitlenen ve yangın çıkarılarak ölen 129 kadının anmak için veyahut da onların yaktığı mumu günümüzün yansıması nedeniyle olan hatırlatmak amacıyla. Gerçi ironik bir olay. Kadınlar Günü kutlaması mı değil mi? Bu vesileyle onu da hatırlamakta yarar var. Arkasından aşağı yukarı 1910 senesinde Danimarka'da, Kopenhag'da toplanan kadınlar ve 1921'de Moskova'da yapılan toplantıda ve 60'lı yılların sonunda Amerika'da yapılan toplantılarda 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olması kararlaştırılmış. Evet. Ancak 16 Mart 1977'den itibaren Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karar gereğince bütün dünyada 8 Mart'ın Kadınlar Günü bu şekilde sabitlenmiş. Anılması ön plana getirilmiştir. Neden ama? Niçin? Gerçi bu dramatik olay acı hatırlatsa da ama arkasından artık Kadınlar Günü mefhumu, kavramı, onların büyüklüğü ve kudreti ön plana çıkarılmak istenmiştir ki doğrudur. Şimdi bunu hatırlatmak için söyledim. Çok geniş kapsamlı düşünmek gerekiyor kadının toplumdaki ve ailedeki yerini. Örnek, mesela Peygamberimizin güzel bir hadisi var. Kadınlarınızı hoş tutunuz diyor. Bu muhteşem bir söz. Muhteşem bir hadis. Hoş tutulan kadın sevecendir, mutludur, huzurludur, keyiflidir. Hayatta renk katar. Hoşluk, incelik, zarafet, evet. letafet gibi özellikleri beraberinde taşır. Tabii. Değil mi? Bundan kim istifade ediyor? Yine eşler, çocuklar. Çevresi. Hayır hanımefendi, bakın mutlaka onlar da birinci derecede, ben daha önce de söyledim, çocukların ruhunu anneleri besler. Önce çocuklar tabii. Karınlarını babaları doyurur diyelim dedik. Bu söz bana ait yalnız. Bir yerde okumuştum. Altını çiziyoruz. Bana göre öyle yani. Doğru söylüyorsunuz. Ve yine bir düşünürün güzel bir sözünü de ilave etmiştik. Bir erkeğin, bir babanın evlatlarını yapacağı en büyük iyilik annelerini çok sevmesidir dedik. Kesinlikle. Dolayısıyla geriye bakıp düşündüğümüz zaman yani annelerimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar bizim ruhsal sağlığımız üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bize doğru düşünmeyi, kendi problemlerimizi kendimizi çözdürmeyi, soru sorma yöntemlerini öğreten annelerimizdir başta. Kesinlikle. Anneler eğer ikinci plana atıldıysa, anneler değer verilmediğini hissettirildiyse, horlandıysa, hele hele artık bugünümüzde nefret uyandıran bir haber, ben çok irkiliyorum bu şiddet olaydan. Şiddet haberleri. Yani üzüyor. Bugün de bir kadın öldürüldüğünü televizyon sabahleyin söyledi. Sürekli çoğalmaya başladı. Evet. Şimdi burada sormak gerekir. Müslüman.
Canı veren kim? Allah. Allah. Alan da Allah'tır. Bu Allah'ın yetkisini. Sen kim oluyorsun da Allah'ın yetkisini karışıp onun yetkisini kullanıyorsun? Bir daha vicdan. Vicdanın bunu düşünmek gerekir. Kesinlikle. Ama bu bir eleştiriye kapalı, geleneksel değerlerle dinsel kavramları birbirine karıştırmış, öz eleştiriden uzak ve bunun sonucu bağnazlık ortaya çıktığı zaman beyin dili yerine beden dilini kullanan, gecikmiş bir orta çağa yaşayan toplumlarda ve o toplumların fertlerinde gördüğümüz bir durum. Senin de kötü muamele yapan adam, senin de kızın var. İki gözün nazlı karası. Sen onu büyütüyorsun. Evet. Onu düşünmek gerekiyor. Altın tepsi içerisinde Allah'ın emri peygamberin kavliyle veriyorsun. Şimdi bu kadar değer verdiğin çocuğunun dayak yediğini, kötü muamele gördüğünü, hatta yaralandığını ve hatta öldürüldüğünü düşünemezsin. Demek ki empati yapmamız gerekiyor bu durumda. Yani erkeklerin empati yapması gerekiyor. Kesinlikle kendi böyle. Kızı da aynı şekilde muamele görebilir diye düşünmek kesinlikle gerekiyor. Böyle. Bir anımı anlatayım. Buyurun. İskenderun'da bir defa uzakta anlatmıştım gibi geliyor. Arsus'ta bir olay. Çekirdek bir aile var. Evet. Adam geniş arası kendisinin evi var. Sağ tarafında büyük oğlunun, ondan sonra büyük kızının, küçük oğlunun, ortanca kızının ve en sonunda küçük kızının evi var. Hepsi iç içe tabii yaşıyor. Evler yapmış. Baba artık ya koruyup kolluyor böyle. Reis olarak başında. Başında oturtuyor. Ve diyor ki baba, karısını dövmeyen erkek erkek değildir. Hangi dinde var bu? Oğlanlar için de geçerli oluyor tabii değil mi? Herkes birbirini dövebilir yani. Bu hangi dinde var? Hangi vicdanda var? Değil. Hangi ahlakta var? Hiçbir şekilde. Dinimizde böyle bir şey olduğunu yok. Yok. Sonuç ne biliyor musunuz? Kadın ablasıyla geldi bunu muayenehanemde bana anlatırken İskenderun'da. Doktor bey dedi, o kadar kötü dövdü ki beni dedi. Eyvah. Akla gelebilecek bütün söyleyemem şimdi. Hakaretler izleyicilere. Tabii. Kötü kelimeleri, hakaretleri. Çünkü benim kocam olacak adam dedi, işi yok, gücü yok, balık tutar dedi, içki içer dedi, cebinde parası yok, gelir gelir saldırır dedi. Ve benim canhıraş feryatlarımı, acılarımı babam duyuyor dedi. Ah, erkek kardeşlerim de duyuyor, kız kardeşlerim de duyuyor. Ve ben o dayağı normal yiyorum. Normal karşılıyorlar bunlar. Hayatın içinden. Karışmıyorlar kızım. Normal karşıladıkları için diyorum yani. Demek ki öyle o şekilde. Bu normal karşılanacak değil. Bu hasta bir karşılayış şekli. Şimdi diyor ki, ben doktor bey diyor, babama güvenmeyip de diyor. Kime güvenecek? Mahallenin bakkalına mı güveneceğim diyor. Beksine mi güveneceğim diyor. Baba bir kere müdahale etmiyor, sahip çıkmıyor dayak yediği halde kendi kızın. Böyle bir nasıl bir mantık diyebiliyorsun tabii bu durumda. Hasta bir mantık. Evet. Böyle şey olur mu? Mümkün değil tabii. Şimdi bunun sonucu babamdan nefret ediyorum dedi. Ölse sevineceğim dedi. Kabrine bile gitmeyeceğim dedi. O kadar kimle öfkeli içine oturmuş. Çünkü dayak yiyen, kötü muamele gören bir kadın da iç denetim kayboluyor. Şaşkınlığa dönüyor. Çaresizlik içerisinde evet. Kalıyor. Neden? Etende bir iki tane çocuk var. Nereye gidebilir şimdi? Eğitilmemiş. Okumamış. Okutulmamış. Bileğinde bileziği yok. Ancak yapsa apartmanlarda dairede temizlik işleri yapabilir. O zeki, o onurlu kadın. Bu kadın çaresiz kalıyor. Ekonomik bağımsız yok. Yok tabii. Efendim, kişiliği parçalanmış. Ve her an kocam gelecek diye korkuyorum diyor. Gelecek bende bir hata bulacak, yine beni dövecek. Hasta adam. Tabii. Bu tip insanlarda paranoya da varsa hastalıklarını da kabul etmezler. Eyvah. Ben hasta değilim der. At der filan. Bu kabadayı davranışlar geri kalmış toplumun, dedim ya, gecikmiş bir orta çağı yaşayan bir toplumun fertleridir bunlar. Evet. Hala orta çağ yaşanıyor ülkemizde, bu tarz şeyler yaşanıyor. Ülkemizde demeyeyim, yaşayan yerlerde bu var. Dünyanın sadece çok bizim ülkemizde var değil. Tabii ama evet. Gidin. Bakın evvelsi gün gelen bir mail var. Lübnanlı bir kadın. Evet.
konuşmacı şeyden almış, ekrandan almış. Yayından almışlar. Yayından almış. Konuşmacı sakallı bir hoca. Böyle gayet mağrur. Şimdi konuşmacı da tesettürlü filan ama düzgün bir insan. Müdahale ediyor. Diyor ki sen bir defa diyor benim muhatabım değil, sen alt sınıftasın diyor. Kadın sen, olarak onu o şekilde görüyor. Kadını. Sunucuya yapıyor bunu. Sunucuya konuk. Söylüyor. Sen haddini bil diyor. Adam böyle gümbür 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 konuşuyor. Yükseliği ya öyle mi dedi? O da yayından alıverdi onu. En güzel. Ama bu bizim ülkede değil. Bütün Orta her Doğu'da böyle. Tabii. Daha doğuya gittikçe durum daha da felaket yani. Hocam Batı ülkeleri biraz daha iyi herhalde, yani çok daha iyi herhalde orta, yani bizim olduğumuz bölgelerdekinden çok daha iyi herhalde Avrupa'daki insanlar. Hep örnek verirler, Avrupa ülkelerinde bu şekilde şeyler yok. Belki bazı çok azınlıktır ama bu kadar değildir herhalde. Bir defa şunu söylemek istiyorum, yanlış bir algı oluşmasın. Dinimizin kutsal olduğunu, en yeni din olduğunu, en rejenere, en gelişmiş din olduğunu temelde kabul etmek lazım. Demek ki bunu uygulayıcılar kendi yorumlarına göre sistemi evet. bozuyorlar. Ben böyle bir kural olduğunu inanmıyorum. Tabii ki öyle bir şey yok. Zaten kadına verilen önem bizim dinimize çok daha fazla. Yani kadının üstünlüğü İslam dininde çok fazla ön planda çıkarılır. Bak bana ait bir vecize. Onu da ben söylüyorum. Yani. İncinenler olabilir. Bir erkek fiziksel gücü temsil edebilir. Parasal gücü temsil edebilir. Ama bir erkek bakıma muhtaç yaratıktır. Erkeklere bir kadının bakması lazım. Mecburen. Çünkü doğalları tabiatı gereği erkekler tabii ki her evet. işlerini kendi yapamazlar. Yani, yani yapsa bile sarkıyor kızım. Tabii ki. Bir tarafta pot veriyor. Tabii ki. Siz mesela yalnızsanız yatağınızın çarşafını geriyorsunuz falan. O uzaktan bakıyorsun yine orada bir faul var. Evet. yani erkeklerin arkasında bir de kadınların elinde bir sihirli değnek mi var bilmiyorum. Bir şeyler dokundukları yapıyorlar. Yer güzelleşiyor. Her şey hizaya istikamete giriyor. Kesinlikle. Kapıyı çalıyorsun işte o güler yüzü yetebiliyor. Yani o karşılaması. Ziya Osman Sabah'ın şiirini bir daha söyleyeyim. Buyurun. Defa hoşuma gittiği için söyleyip evet. duruyoruz. Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı nasıl da sevinçle çıkardım o yokuşu. Yolda refakat ederdi bana İhtiyar komşu. Nasıl da hafif gelirdi eve taştıklarım. Daha kapıyı çalmadan açıverirdi karım. Her akşam tekrarlardım onun güzel ismini. Çocuklarım koşardı baba diye. Ben onları alır bağrıma basardım yavrum diye diyor. Muhteşem. İdeal bu şekilde olsa. Bu hiç. Ama bunun temelinde kadına saygı esastır. Kadına değer vereceksiniz. En ağır işçi, inanın, kadınlara sempatik gelsin diye söylemiyorum. İnancımı söylüyorum yani. Gördüklerimi söylüyorum. Bana göre en ağır işçi erkek değil, en ağır işçi kadındır. Kadın. Ama önemsenmiyor tabii. Bütün gün ne yapıyorsun, evde diye konuşmalar yapıyor. Yani kadına önem verilmiyor. Yani öncelikle evin içerisinde başlıyor zaten bu değersizlik. Kızım şekerim önemsiz. Bak. Temizliği yapan kadın. Evet. Ama bulaşığı yıkayan kadın. Nasıl görülüyor bunlar? Yemeği yapan kadın. Evet. Değil mi? Tabii. Hatta çarşı pazara giden kadın. Tabii. Çocukları büyüten kadın. Eşe karşı sorumluluklar taşıyan kadın. Bunlar az şey mi ya? Bizim işimiz gayet kolay. Dışarıda çalışıp ya ben mesela geliyorum. Gibi bir durum saatte oluyor. Belli yerdeyim. Bana müracaat eden insanlarla, sorunlarıyla dışarıda. İlgileniyoruz. Sadece dışarıda. Duygusal bazda değil. Aklın öne çıkararak akıl bazında sorunlara akılcı çözümler üretiyoruz. Evet. Bazen ilaç bile vermiyoruz yani. Evet. Gerek yok. Konuşma. Daha sağlıklı düşündürüyoruz ve kişinin kendisini tanımasına yardımcı oluyorsunuz. Benim işim bitiyor. Eve geliyorum. Lay lay lay. Evde kapıyı açıyorum mis gibi bir yemek kokusu. Evet. Söz gelir. Ne kadar huzur verici güzel bir şey. Tabii böyle. Evin tertemiz. Gülen bir yüz, gülen bir göz var. İşte orada biz insanları şunu söylemiyor muyuz? Herkes hata yapabilir. Eşiniz de hata yapabilir. Sen de yapabilirsin. İyi niyet kurallarıyla 4 kelimede bağladık. Hata arama. Çare ara dedik değil mi? Evet. Ne onda yumuşak bir geçiş yaptık. Ya ben neden senin gibi düşünemedim bu konuyu?
eşler birbirini söyleyebilir. Hoşgörü içerisinde olması Hayır. için. Gerçekten bu senin dediğin gibi de olabilir. 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 Ama ben düşünmüştüm ki şöyle 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 yaparsak öneriler daha iyi olur gibi geliyor bana. Yine de sen bilirsin. Takma hallederiz konuyu. 40 deve 40 katı değil. Hiçbir sorunum büyümez zaten. Yok tabii. Tartışma büyümez. Çünkü sevgili erkekler sizin yuvanızda çocuklarınızda baba figürünü sağlıklı bir şekilde yerleşmesini sağlamak zorundasınız. Evet. Çocuklar küçük. Çocuk eğitimi ayrı bir şey. Dayakla eğitmeyin diyoruz. Kesinlikle. Bir sorun varsa oturun tartışın konuyu. Konuşarak. O ayrı bir konu. Saptırmayalım konuyu şimdi. Ve siz çocuklarınız, idealleriniz. Çocuklar büyürken fizik olarak büyüyor. Anne babalar. Sizin idealleriniz de büyüyor. Tabii. Büyüyor. İşte benim kızım, benim oğlum yarın işte okusun. Onlarla da gurur duymak açısından. Şu olsun, gurur duyayım. İleride mutlu bir geleceği olsun. Tabii. Bunun için çalışıyorsunuz. Onun için ben yine de ısrar ediyorum. Lütfen ama lütfen ama lütfen kızlarınızı okutunuz. Evet. Ekonomik özgürlükleri olması gerekiyor. Ekonomik özgürlükleri olsun. Dayak yiyen kadının ekonomik özgürlüğü olsaydı acaba çeker miydi o zulü? Kesinlikle. Bu kadar da yayılmaz zaten bu olaylar. Yayılmazdı. Erkek nasıl olsa taşı sıksa suyunu çıkarır, taştan ekmeğini çıkarır denir. Zaten. Ama erkek de zaten aklını kullanaraktan, duygularını geri çekerekten sorumlu olduğu insanların hayatını standartize edebilmek için elbette çalışacaktır. Gayret etmek zorunluluğu var. Hayat öyle. Sonra Amerika'yı defalarca keşfetmeyin kardeşim. Amerika bir defa keşfedilmiştir. Nedir? Akıl yoluyla geleceksiniz. Hani Nasrettin Hoca, işte Nasrettin Hoca diyorum. Bektaşi'yi sormuşlar. Abdestsiz namaz kılınır mı? Ben kıldım oldu demiş. Bu yöntem bizi geriye götürür. Bir defa bir canınızı sıkan bir olay olursa eğer, çok üzülüyorsanız düşününüz. Acaba benim bir yanlışım var mı bu konuda? Bu soruyu sorsanız rahat edersiniz. Kendimizi eleştirmiyoruz zaten ilk önce. Yani kendimizi eleştirsek zaten bu kadar saldırgan olmayacağız. Biraz hatayı kendimiz arayacağız. Gayet tabii olmayacağız. Çözüm odaklı olmaya çalışacağız. Benim de şurada bir yanlışım var. Keşke böyle olmasaydı. İşte bunu söyleyemiyoruz. Bu da herhalde hocam yine konu egolara gelecek. Yüksek egolarımız yüzünden biz bunları kabul etmiyoruz. Hatalarımızı kabul yüksek etmiyoruz. Yüksek ego benim diyoruz. Hanımefendi bakın yüksek ego eğitilmemiş. Evet. Zora koşmamış. Metodik davranmamış. Büyük bir enerjiyle bir hedefe varmamış insanlarda görülüyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Toplumsal olarak da baktığımızda onlar azınlık oluyor bir anlamda. Mesela geliyorlardı Türkiye'nin değişik yerlerinde. Azınlığın çoğunluğu tahakkümü başlıyor. Çünkü cehaletle kurnazlık ikiz kardeştir demiştik. Değil mi? Cahil adam bu kadar emek sarf etmiş, alın teri koymuş, geceyi gündüzü takmış, bir noktaya gelmiş insanın sahip olduğu sosyal seviyeye sahip olma yarışı içerisinde. Veyahut da, bu da acı bir gerçek, spekülatif davranışlar içerisinde, yani rantiye davranışlarıyla bir yere geleceğine inanıyor. Rahmetli neydi Erbakan söylemi, sizi gidin rantiyeciler sizi diyordu ya. Alıyorlar vaktiyle 50-60-100 liraya bir arsayı. Ben sordum, bir arkadaşım bir tıp merkezi kurmak istiyordu. Bir dönümlük yer. Ne kadar? Kenarda bir yer. Ne kadar? 2.250.000 lira. Ciddi mi söylüyorsun dedim. Sayın arkadaşım dedim, siz dedim sayı saymayı herhalde biliyorsunuz dedim. Yani bilmem bir de dayak yemeyeyim diyecek. Yani bu rantiyecilik de bu işler olmuyor. Ama bu insanlar oradaki gücüyle evinde de terör estiriyor. Ve eğer maddi bir gücüne sahip olduysa ben neymişim bir abi havasının geliyor. Çok ve görüyoruz hocam. Belli bir gelir düzeyine geldiği zaman da yuvasından başka noktalara göz atmaya başlıyor. Evet. Böyle bir söz vardır hatta hocam toplum içerisinde. Erkekler hemen parayı bulduğu zaman ilk eşini boşarlar gibi bir laf artık. Aldatılabilirler. Yani ya boşuyorlar ya aldatılıyor. Bu şekilde hemen farklı bir hayata geçiyor. Ama demek ki çok fazla... Bu bütün erkekler için değil. Değil tabii. Eğitimsiz erkekler için. Evet.
Kendini geliştirmiş erkeklerden tabii, bahsediyorsun. Ruhlarını eğitememiş. Evet. Frontal lobu gelişmemiş. Bilinçaltının dürtüleriyle hareket eden insanlar için. Ben geçen konuşmada ne söylemiştim? Hislerinizin çektiği yerden kendinizi uzak tutun. Yanlış o saygıdeğer eşleriniz, o saygıdeğer eşleriniz, o sevgili yavrularınızın annesini haklarını ödeyemezsiniz. Ama bu işin toplumsal kuralı, doğal kuralı, bütün insanlar poligamdır. İşte kendisini kontrolün dışına çıkardan bu yanlışlar yapıyorlar. Çıkardı ve buna karşı onuru incinen kadın evde sorun çıkarması son derece doğal. Bu sefer bu sorundan bıkan erkek şiddet uyguluyor. Evet. Şimdi baskıyla kabul ettiriyorlar. Suçlamadan önce anlamaya çalışmak, sinirlenmeden önce anlamaya çalışmak esas. Değil mi? Evet. Eğer evde bir tatsızlık varsa, bir huzursuzluk varsa, ben bir erkek olarak, yani beni kastetmiyorum yani. Örnek olarak. Necdet diyelim, Necdet. Önce hata bende mi acaba diye düşünsün. Varsa hatasını düzelsin. Hayvanlar, affedersiniz, koklaşarak, insanlar konuşarak anlaşır. Ortaya koyun, tartışın ve zihni melekeleriniz ışığı altında gerçeği yakalayın. Belli bir paraya ve güce sahip olduktan sonra size tabi olan ve başka seçeneği olmayan, kolunda altı bileziği olmayan, neden eğitilmemiş, okula gönderilmemiş, diploma almamış? Sonuçta bir emanet hocam. Kadın erkeğe verilen bir emanet yani. Onu... İnsanlara zulüm uygulamayın. Kaybeden siz oluyorsunuz. Kötü muamele yapan erkekler kaybetmeye mahkum. Ama orada, ama burada, ama şurada. Size bir anım anlatayım. Buyurun. Trakya'da görevliydim. 30'lu, 35 yaşlarında filanım o zaman. Bir kadın vardı. Hala hatırlıyorum yüzünü. Boylu poslu. Tesettürlü. Tesettür değil. Yani annemin, annelerimizin örttüğü gibi. Yani böyle burada. Normal bağlamış. Burada efendim röntgen filmli falan. Böyle bir şey yok zaten ya. Yani yeri gelmişse onu da söyleyeyim. Şule Yüksel Şenler diye bir muhterem bayan bir moda çıkardı. Buraya röntgen filmleri, kartonlar, burası arkaya fotos falan. Daha modernleştirmeye çalıştılar. Ya güzel kızım, senin annen, anneanne Müslüman değil miydi? Onlar böyle mi yapıyor? Onlar normal bağlıyorlar. Benim inancım, hayır inanç değil. Sen modaya uymuşsun. Evet. O annelerimizin o güzel çerpileri, onların nur yüzleri değil mi? Hala hatırlıyoruz. Evet, tabii. Cennetin en güzelini yaşasınlar. Teyzelerimiz falan. Şimdi bu kadın bana geliyor muayene. Kocasını çok dövdüğünü, kötü muamele yaptığını, her türlü kötü işlemle yaptığını, evinde, sokakta, her yerde. Ben eşini de tanıyorum. Eşi 65 yaşlarında falan. Bir gün dedim ki Hüseyin abi dedim. Bir benim bir kahve içebilir miyiz benim muayenemde? Artık yani isyanlara oynuyorum ben de bu haksızlığa karşı. Evet, görüyorsunuz. Gayet varsa. Bunları dilimi döndüğünce anlattım. Gerçeği söyledim. Yapılan yanlışların neler olduğunu, sonuçların neler olabileceğini söyledim. Cevap, aman doktor, bir vuruyorum dedi, üç ay rahatım dedi. Eyvah. Yanlış dedim. Bu yanlışın faturasını yukarısı sana ödetebilir, dikkat et dedi. Hani alma mazlum ahını, çıkar aheste aheste. Tabii ki. Kalmaz zaten. Kalmaz. Önce ben buna inanıyorum. Zaten. Bakın, Allah belanızı versin demeye yasak ettik değil mi? Evet. Herkes demesin lütfen. Kesinlikle. Allah cezanızı versin desin. Yukarısı bunun cezasını elbette bir süreç içerisinde verir. Evet. Ben bunu inanıyarak konuşuyorum. Bir gün gece saat 1:30'da uyandırıldım. Ben felçli hastalara da bakıyorum. Hı hı. Orada başka benim branşımda hekim yok. Evet. Gittim baktım sağ tarafı felç adamın. İşte Allah cezasını verdi demek oluyor. Yalnız bir ön minüt. Van minüt. Fransızca söyleyeyim. Baktım. Kadının yüzünde ince bir müstehsillik vardı. Yani böyle. Üzülmemiş. Hiç mi? Yani üzgün hali yok. Sezdim bir şeyler ama konuşmadım. Neyse biz tedavi planladık. Önerilerde bulunduk. Aman altın dikkat edin. Sağını solunu dikkat edin. Şey olmasın. Tansiyonlar şunlar bunlar. Hepsini ne gerekiyorsa yaptık. Gittim. Sonra kontrole gittiğimde sağ tarafı felç olan eğer sağ kolunu kullanıyorsa
konuşma merkezi soldadır. Solda hadise olduğu için çapraz şey yapar. Oluyor herhalde. Çapraz. Sağ tarafını kullanan, sağ tarafı felç olursa konuşamaz. Der. Ama müzik merkezi sağ taraftadır. Şarkı söyleyebilir. Kekemeler güzel şarkı söyler biliyorsun. Evet. İncelik orada. Kesinlikle. Bunun sağ tarafı felç. İkinci gittiğimde adam felaket. Bir defa altı kirli ve o kirliliğin özel kokusu var. Evet. Burun direğini sızlatan. Kadını çağırdım, dedim ki bak bayan dedim, iki yerde hata yapıyorsun kızım. Bir, bu kirlilik altında yara yaparsa eğer, evet, üstelik biraz da şekeri var adamın. Bu yara kapanmaz ve bu yarayla gider dedim. İkincisi dedim, bu kokuyu doktor çekmek zorunda kesinlikle değil. Çünkü reseptörleriniz aldığı zaman yarım saat, bir saat yakın o kokuyu kalıcı duyuyorsunuz. Oluyor. Kötü oluyor. Atamazsınız yani. Lütfen bunun altını temizleyin. Cevap. Doktor bey siz bilmiyor musunuz dedi. Allah yaptı bunu böyle dedi. Ya. O yaptı dedi. Baba sus dedi, sana çorba verirsem, su verirsem içersin. Vermezsem onu da içemezsin. Eline düşmüş oluyor hanım. Elime düştüm dedi. Adamın kardeşleri de yok, ailesi yok falan. Hiçbir şey yok. Ve adam maalesef o mok ve silik içinde gitti. Hak etmiş diyeceğim artık yani. Aslında çok da kötü, böyle düşmemek gerekiyor ama. Tabii ben ona karşı, ama dedim yine sizden beklenen bunu, bu hizmeti yapmanızdır. Evet. Yukarıda Allah var dedik yani. Kesinlikle. O da onun imtihanı olacak hocam. Artık orası oraya ait. Orası Allah'a kalmış. Evden çıkarken iki şeyden korkmak gerektiğini anladım. Birincisi. Allah'tan. İkincisi hanımdan. Hanımdan. Hocam hanımdan korkmak değil aslında. Yani akıbetimizi kötü düşünebiliriz ve ama yani sonuçta ne yaşayacaksak, belki aynı duruma biz düşeceksek güzel bir şekilde geçmemiz gerekiyor demek eşimize. Bunu anlamak gerekiyor öncelikle. Valla. Çünkü akıbetimizi bilemiyoruz. Kimin ne hale düşeceğini bilemiyoruz. Demek ki eşler arasındaki uyum, saygı, sevgi şart, devam etmesi gerekiyor. Buradan buradan. Kadının bir tek isteği var hanımefendi. Değer verildiğini hissetmek istiyor. Sevildiğini hissetmek istiyor. Önemsendiğini hissetmek istiyor. Bu kadında oluşturacak pozitif ya da psikolojik olarak etkiler neler olabilir? Bu şekilde hisseden kadın. Bu şekilde hisseden kadın çok sağlıklı çocuklar yetiştirir. Ne dedim? Çocukların ruhunu annelere besliyor. Çocuk deyince de bir kere daha altını çizeyim. Belki 10 defa söyledim. Bir insanın 2,5 yaşına kadar kendisine olan özgüven duyguları gelişebilir. Bu yaştan sonra gelişemez, gelişmesi son derece zordur. Çocuklarınızı doğru düşündürmeyi, kendi problemlerini mutlaka kendisini çözdürmeyi ve soru sorma yöntemlerini öğretmek durumundasınız. Aksi takdirde sosyal fobi oluşuyor. Susan bir çocuk, susan bir insan. Kendini ifade edemeyen. Evet. Çocuktan geçtik, evli barklı adam gelmiş 40-45 yaşlarına yine de susuyor. Çünkü konuşursam deyip boğazına bir şey tıkanır gibi oluyor, yüzü kızarıyor. Haklarını baskı görmüş çocuk. Kaybediyor. Anlatabiliyor muyum? Sosyal fobi gelişiyor. Evet. Söz gümüşse sükut altındır. Bizim muhafazakar eğitimin tartışılması gereken şey bu. Söz gümüşse sus. Böyle bir şey yok işte. Sus. Hocam peki bu baskı... Susan bir toplumun içerisinde bir kişi konuştuğunda köşeye dönüyor. Evet. Ben neymişim ya abi diyor ondan sonra. Tabii. Abdestsiz namaz kılınır, ben kıldım oldu diyor. Gidin. Her yere bakın. Her müessesede hemen hemen var. Var. Hocam bir şey merak ediyorum. Çok özür dilerim, lafınızı bölüyorum. Bu baskı gören, yani bu şekilde baskı görmüş, çocukluğunda bu baskı görmüş ve sosyal fobisi olan, konuşma sıkıntısı olan kişiler belli bir süreden sonra kendi kendisi aşabilir mi bu durumu? Bunu belli bir süreden sonra açabilmesi için çok kendisini eğitmesi lazım kızım. Çok kitaplar okuması lazım. Hayır, bunun bir sırrı var. Şimdi kötü muamele gören, çocukluğu kötü geçmiş insanların da öfke kontrol merkezi bozuluyor kızım. Öfke kontrol merkezi frontal lobda dedik evet, ön bölümde. Gerçi temporal ve limbik sistem dediğimiz bizim orada da bağlantıları var ama bozuluyor. Dolayısıyla söylemiştik, bebeklikten yetişkinliğe giden yol kişiliğin sürekli gelişmesi ve olgunlaşmasıyla aşılır. Bu gelişme ve olgunlaşma belirli yerlerde duraksayabilir. İşinde fevkalade başarılı olduğu halde olmadık yerde olgunlaşmamış büyük tepkiler gösteren, bağıran çağıran, kalp kıran insanlara rastlıyoruz.
deveyi kalk oyna demişler, bütün çadırları yıkmış. Veya boynunu uzat demişler, iki dam bir çadır çökertmiş. Evet. Bu insanları görüyoruz. Evet, doğru. Ama bu insan çok başarılı bir hekim, çok başarılı bir mühendis, çok başarılı filan falan işte, evet, yani. Devam edebiliyor. Amir, müdür vesaire. Bunları görüyoruz. Demek ki onları araştırırsak, çocukluk dönemi, özgüvenden bahsediyoruz ya. Evet. Anneden, babadan dayak yemiş. Mesela annenin dayak yemesi çocuğun ruhunda bir bomba tesiri yapar. Ağlayan, gerilim ve gerginlik içinde olan bir anneyi gören çocuğu ruhu zedelenir. Çünkü aklayan, paklayan, öpüp koklayan, karnını doyuran, sevgiyle bağrına basan annedir. Evet, o onun dünyasında bir güneştir, bir kudrettir. Peki. Bu kudretin darmadağın olduğunu gören çocukta dağınıklık ortaya çıkıyor. Evet. İnancıya bir şey yok. O zaman bilinçaltındaki dürtülerle bizim çocuk hiperaktif, bizim ya. Çocuk söz dinlemiyor, bizim çocuk işte yaramaz falan filan. Gelin diyorum anne babalar, davranış beraber konuşalım bu üçü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela çocuklarınızı anlayacağı lisanla küçük yaştan itibaren o güzel anneler, babalar, evet, bunları bir noktaya getirebilir. Bu noktaya daha sonra da gireriz. Evet, konumuzun dışına çıkmama özen gösteriyorum. Buyurun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla dayak yiyen çocukta bir kötü muamele görmek var, bir de dayak yemek var çocukluğunda. Devamlı engellenen çocuklar, istek ve arzuları hayır, yapamazsın, gitmeyeceksin. Tamam da neden yapamaz, neden gitmeyeceğini açıklaması lazım anne babaların. Bu da yoksa, bir de kötü muamele gördüyse, saldırganlığı bir savunma biçimi olarak algılıyor. Toplumda en ufak bir olayda parlayıveren, hadise çıkaran, saldıran, bastırılmış kuran, duygularını ortaya çıkıyor. Bastırılmış değil kızım. Gelişme aşamasında dayak yemiş, kötü muamele görmüş insanların bilinçaltında savunma sistemleri saldırganlıktır. Konuşurken de saldırgan oluyor. Yüz yırtıcı kelimeler kullanıyor. Bakın koca koca dünya parlamentolarına bakın. Güney Asya'da olsun, Amerika'da olsun. Hatta zaman zaman bizde de var. Beden dilini kullanıp şiddet uyguluyorlar. Yani bunun temelini araştırmak... Temelinde bunlar yatıyor. Hayır, ruhsallıklar yerinde değil bir defa. Evet. Siz bulunduğunuz toplum, eğer bizim toplumunu da şart koşmuyorum ben bütün toplumlarda. Hı hı. Bulunduğunuz toplumun en güzide evlatlarısınız. Çünkü siz milli iradeyle bir yere gelmişsiniz. Siz örnek olmak zorundasınız. Neylerinizle, sözlerinizle, davranışlarınızla, tutumlarınızla. Orada söz gelimi, banal bir ifade kullanayım. Ben parti lideriyim. Ne kadar tekvandocu, boksör varsa onları listeye koydum, seçtim. Siz karşı fikir çıkınca hemen gönderiyorum o tim, tak 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 tak. Böyle bir şey mi böyle olması şey lazım olmaz. Yani? Tabii. Orada insanlar örnek olan davranışlarıyla, örnek olan sözleriyle, örnek olan hareketleriyle bir ruhsal eğitimden de geçiyor. Bak hani bakıyor ha. Demek ki toplumun önde gelen, saygı uyandıran insanları bir problemi böyle çözüyor. Biz de onları örnek alıp böyle çözmeliyiz diyebilmeliler. Bunu demeyi. Bu düşünceyi yazan uyandırmak için evet dikkat etmeliyiz. Ama kavga ediyorlar. Ve yani sosyopatça davranışlar, oturmalar, kalkmalar, affedersin buraya ayağını koyuyor bu şekilde. Kafası böyle tam köprü altı edebiyatıyla işte öyle bir slogan söyleyemiyorum atıyor. Sen Müslüman'a gidip üzerini sağlayın. Bunlar olmaz böyle şey ya. Olmamalı. Toplumsal barış öyle gelir. Bir de bir şey söyledim geçen konuşmaların birinde. Siz iktidarsınız. Şu anda iktidar temsil ediyorsunuz. Ben de muhalefetim. Sizin bir icraatınızı gördüm. Çok hoşuma gitti. Çok da beğendim. Ama söylenmiyor. Evladım. Ben çıkmalıyım demeliyim ki iktidarın şu konudaki tutum ve davranışlarını güzellikle, mutlulukla seyrettim. Biz de iktidarda olsaydık biz de aynı şeyleri yapmak isterdik. Bunu söylemek sizi istedim. O yüzden kutluyorum. Kutluyorum, tebrik ederim. Deseler inanır mısınız? Sosyal barış gelir kesinlikle ülkeye. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz.
Yani demek ki karşı fikirlere de güzel şeyler olabilirmiş, takdir ediliyormuş diye. Örnek teşkil edecekler. Tabii. Şimdi o zaman polarize oluyor. Yani kutuplaşıyor insanlar. Birbirlerine yani vuracak kurşunları yok neredeyse. Evet. Saldırıya belki de geçiyorlar. Sempati uyandıracak hocam. Halk da sempati duyacak. O söyleyen partiye de sempati duyulacak. Saldırarak insanlar daha çok antipati topluyor ama bunun farkında mı değiller? Evet, bunu söyleyen ben bunu, mesela o partiye oy vermediysem, ben benimsemiyorsam böyle bir partiyi, ama o partide böyle güzel bir yaklaşım varsa, aa bu çok hoşuma güzel. Hoşuma gider benim de. Ha, oyun bir şekilde. Daha sefer orayı veririm. Evet. Ben Beşiktaşlıyım dedim. Yenilse de Beşiktaşlıyım. Kazansa da. Efendim, bu takım tutmaktır. Ama parti tutmak takım parti tutmak farklı değildir. Farklı bir şey tabii. Bunlar farklı şeyler. Aslında bu şekilde insanları... Sonra bir atımlık barutumuz var kızım. Bir varmış bir yokmuş insanoğlu. Evet. Ciao. Neyse. İtalyanların güzel sözünü bir daha hatırlatayım. Buyurun. Oyun bitince şahlar ve piyonlar aynı kutuya konur. İtalyan atasözü müydü hocam? İtalyanların mı? Ben bunu bu ara çok kullanmaya başladım. İtalyan çok güzel bir söz çünkü. 2 metre boyunca 1,5 metre derinlikte bir çukura konulur. Kesinlikle. Yani. Roller bittikten sonra herkes eşit toprakta. Bu topraklarda bizlerden daha kaliteli, daha nitelikli, daha başarılı, daha harikulade insanlar yaşadılar. Ne gittiler. Ne gittiler. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış diye diyor şair Baki. Evet. Arkanızdan iyi bir isim bırakmak veya bırakmamak. To be or not to be. Anlatabilir miyim? Olması gerekiyor. Olay bu. Ama bir, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ya? Ucu olmayan bir yola doğru çıkmışsınız. Bir defa dünyaya geldiniz. Ben bütün aklımı kimseye zarar vermeden kendi mutluluğum adına neler yapabilirim? Bana bağımlı olan insanlara nasıl bir altyapı hazırlayabilirim? Nasıl onlara güzel model olabilirim? Onlarla nasıl yardımcı olabilirim? Ama yardım hanesinde de tekrar altını çizeceğim bir şey var. Kayınvalide, kayınpederler için söylüyorum bunu. Dur. Yani konuyu çok renkli anlatıyoruz. Olsun hocam, çok güzel ifade ediyorsunuz. Buyurun. Diyorum ki çocuklarınız ister yan yatsın ister çamura bassın karışmayın. Evet. Çünkü onlar ortaya çıkacak problemleri çözebilecek zeka düzeyine sahip insanlar. Tabii ki. Aynı dönemden herkes geçiyor. Onlar da geçmiş. Ha. Ama onlar sizden yardım isterse anne baba bize yardım edin diye. Yapıcı olarak. Siz de iskele olur. Babası, deniz anası olmadığınızı tabii kanıtlayın, öyle yardım edin. Tabii. O zaman kaynana kompleksi yok, kayınpeder baskısı yok. Güzellikler beraberinde gidiyor demektir. Tabii. Yani aile içerisindeki saadet, mutluluğun temellerinde bunlar var. Ama bunları yapabilecek ruha sahip olacak insanların da altyapısı çok önemli dedik. Onun için biz hep işin magazinsel yönlerini de zaman zaman anlatıyoruz. Yine çekirdeğe dönersek, çekirdekte annenin muhteşem bir rolü var. Anneye saygıda kusur etmemek gerekir. Bunlar Peygamber Efendimiz hadislerinde var. Cennet anaların ayakları altındadır. Kadınlarınızı hoş tutun. Evet. Hoş tutulan kadınların sağlıklı nesil yetiştirdiğini ifade etmeye çalıştık. Evet. Örnek alınacak her şey zaten dinimizde var. Kadınların hakim olduğu toplumlarda, topluluklarda daha doğrusu, toplum değil de, yolsuzluk oranı son derece düşük. Yapılan araştırmalar bunlar. Daha az yolsuzluk yapılıyor. Beyler, kadınla erkeklerin müşterek çalıştığı ortamlarda verim daha da yüksek. Siz kadını nereye atıyorsunuz yani? Eğer sizin ruhunuzda fakirlik varsa, ruhunuzda hastalık varsa, Türk Dil Kurumu'nda bugün bir yazı vardı. Yani lügata geçmiş, söylemiyorum. Arayın bulun. Varsa, kendi ruhsal patolojinizi, ruhsal yapınızı, hastalığınızı yansıtmak istiyorsunuz. Hükmederek, hakim olarak, onları bastırarak aşkı öldürüyorsunuz. Evet. Aşk ölüyor. Sadece saygı kalıyor belki. Hocam zaten kötü muameleler çocuklarınız var, atamıyorsunuz. Saygı bile kalmaz yani böyle bir durumda. Evladım, topluma karşı o saygıyı göstermek zorundasınız. Aşkı ölüyor. Evet.
böyle işte iktidardan düşeceksiniz erkekler. Bir yaşlılık dönemi var sonuç, onu düşünmek gerekiyor. 60 yaşlarına geçtikten sonra iktidardan düşüyorsunuz. İktidar derken fiziksel ve maddesel muktedir olduğunuz olaylar. Evet. Özel yaşantınızdaki iktidarı kastetmiyorum. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Siz itiliyorsunuz. Aman aman bir an evvel gitsin, kahveye gitsin, dışarı gitsin, istemiyorum. Halbuki varlığınız bir enerji kaynağı olmalı. Sıcaklık, güzellik. Geldiği zaman huzur duyulacak bir ortam olmalı. Aşk bedende değil, beyinde yaşamalıdır dedik. Bu benim de sözüm. Evet. Ama da çok vecizler yumurtam size. Çok da güzel hocam. Felsefi düşünceler müthiş. Ve belli yaştan sonra insanlar Romeo Juliet'i oynamalı. Bu birbirini takdir ettiklerini, değer verdiklerini, önemsediklerini, adım attığı her yerde eşinin o güzel ismini ana ana yürüdüklerini hissederek, duyarak, anlayarak, usta bir kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak demiştik değil mi? Ne kadar güzel sözler var buna dair. Sözlerin yarısı benim değil. Çok güzel şiirler var. Tabii hayatınızı renklendirin kızım. Tabii ki. Monoton bir hayat. Yani gönül her sadece zaman... Sadece olumsuzluk ve sorunları her zaman gerekiyor. Bal baklava yemiyor gönül. Kesinlikle öyle. Garnitürler de olması lazım. Evet. Ama strüktürel dediğimiz yapısal gücünüz ön planda olmalı. Su üzerine sulak bir araziyi kerpiçten temel atamazsınız. Atarsanız o binayı çıkar bir süresin plof diye yıkılır. Her şeyin altyapısı var dedik değil mi daha önceden de? Olmalıdır. İnsanın altyapısı neydi? Size soralım hocam. Siz. Kızım sen beni hep böyle mi uzaktan mı dinledin ya? Siz anlatacaksınız hocam. Bilgilerinizi paylaşacağız biz. Hayır ben bunu defalarca söyledim. İnsanın altyapısı ailesidir. Ailede çocuk görüyor. Anne baba Romeo Juliet gibi birbirine son derece saygılı, sevgili, değer veriyor. Hata değil, çağrı arıyor. Hata arama, çağrı ara diyoruz. Temel aile hocam tabii ki bunun bilincindeyiz. Tabii bunu görüyor. Birbirleriyle iletişimini görüyor. Eve, anne babanın evladınla olan bağlantılarını görüyor. Dolayısıyla o uygun zeminde bu daha sağlıklı büyüyor. Onun için atalarımız ne dedi? Ne diyor? Asil azmaz. Devam edin. Hocam bana sıkıştırıyorsunuz. Asil azmaz, bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar. Çünkü aslı ayrandır diyor. Evet. Onun için ayrıntılara git daha çok zaman tüketmeyelim. Geldi galiba vaktimiz değil mi kızım? Biraz daha var vaktimiz hocam. 10-15 biraz daha var mı? Falan var. Siz beni sıkıştırıyorsunuz bu durumda. Tabii ki ben sizin sözlerinizi çok iyi... Her ama ben kaval çalmıyorum. Özellikle kızım. Yazıyorum bile hatta hocam onları unutmayayım diye. Bana lazım olacak güzel sözler. Ama ben kaval siz çalmıyorum. Siz varken ben anlatmak istemem, söylemek istemem. Ne diyorum kaval çalmıyorum. Biz soracağız, siz cevaplayacaksınız. Değil tabii ki sohbet edasında. Hocam şimdi... ben bir şey daha ben bahsetmek istiyorum. Özellikle bu kız çocukları ve erkek çocukların aynı okulda okuması, okutulmaması konusunda. Çocuklarla oluşturacak psikolojik sıkıntılar olabilir mi, sorunlar olabilir mi? Fazlasıyla. Biraz bahsedebilir miyiz? Fazlasıyla. Bizim sınıfta 10 tane falan kız vardı. En ön sıralarda oturuyorlardı. İnanır mısınız onlar hala özlüyoruz. Onlar bizim kız kardeşlerimizdi. Evet. Yani yılda bir defa toplanıyoruz. Lise mezunları olarak. Hı hı. Onları görüyoruz. Yani gözlerimiz doluyor. En saf zamanları insanların. En masum zamanları çünkü. İnsanların bakın nerede durması gerektiğini hissettiren, belirten etkinlikler olması lazım. Şimdi kızların yanında kızların okulda da erkek çocuklar biraz daha evcilleşiyor. Tabii ki. O fırtınalı delikanlılar, bir de karizmatik davranan insanlar saçlarına daha centilmen olmaya çalışıyor. Sonra bırakalım okulları. Bunlar neticede ileride aynı birimlerde çalışmıyorlar. Yani şimdi şurada şunu söylemek istiyorum. O yaşlarda suskunlukla başkasına açılma arasında bocalama yaşıyor. Kız olsun erkek olsun. Bir, davranışları genellikle duygusal ve tepkisel olabilir.
İsyanları oynamak dürtüsü içerisinde. Neyin ne olduğunu kavramak bakımından. İsyanlar o. Her şeye karşı geliyor. En çok anneye karşı geliyorlar. Çünkü anne affedici, şefkatli, alıyor yavrum deyip kucaklıyor, evet. Sarılıyor. Her türlü hatayı unutabiliyor tabii. Okul idaresine karşı geliyor. Topluma karşı geliyor çünkü ben kimim neyim? Hele şu eğitim sisteminde kendini yetersiz gördüğü süre içerisinde, çünkü üniversite giriş acayip bir olay. Evet. Ben klasik liselerden, devletin liselerinden şu şartlarda her şeye rağmen iyi bir üniversiteyi kazanacak insanların oranlarının çok düşük olduğunu. Şu anda öyle bir durumda. Evet. Benim torunum bu sene üniversiteye girdi. Özel bir lisedeydi. Hı. Bursa'da Şahinkaya Lisesi'ndeydi. Hı hı. Kardeşim haftada 5 gün gece 1:30'a kadar kursları vardı ya. Ben bile isyan ediyordum. Anne baba gidip 1:30'da çocuklarını alıp geliyorlar. Çok. Bu yarış içerisinde o çocukların hepsi üniversiteyi kazandı zaten. Hem de iyi yerleri kazandılar. Ama klasik lisede böyle bir şey yok. Yok. Eksikler çok. Efendim dershaneler. Yani. Dershaneler de bana göre pek faydalı değil. Ama faydalı. Ama beklenen fayda yok. Çünkü öğrenci psikolojisi içerisine gidiliyor. Yine lay 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 olmalar var orada. Evet. Kapının önünde sigara içenlerden tutun. Farklı fantazi. Daha çok kafeterya gibi kullanıyor hocam dershaneler. Kafeterya yani, gibi. Yani bu multidisipliner bir anlayışla eğitimin sürdürülmesi gerekir. Eğer devlet liseleri ise, yani bunu ben eğitimci değilim, bu konuda ahkam kesmek istemiyorum ama çok örneklerine bakaraktan çok ciddi eğitimler sürdürülürse bu gençlerimiz istedikleri yerlere gelebilir. Eğitim sisteminin düzenlenmesi lazım. Gelmeyince ne oluyor? Şimdi niye girdik bu konuya? Sen sorduğun için. Evet, erkek ve kız çocuklarının. Ha, liseyi bitiriyor. Bugün liseyi bitirmek marifet değil. Bir öğretmen söyledi bir yerde. Oğlum ne olur gel sınıfı gel otur, sana imtihan etmeyeceğim, soru sormayacağım. Sadece yoklamada hazır bulun, sana 5 vereceğim, sınıfı geçeceksin. Böyle bir şey de olamaz. Oluyor, var. Ama olmaması gerekiyor. Ama üniversiteye giremiyor. Hak etmesi gerekiyor. Giremiyor üniversiteye. Giremiyor, tabii. Okulu bitirmek önemli değil hocam. Sonrası. Ben bir yerde bir başhekimdim. öğretmenlerle, benim saygıdeğer eşim de öğretmendir. Kız meslekçisi öğretmen de emekli şu anda. Öğretmen camiasıyla çok barışırız. Hastanemi öğretmenlere açtım. Ücretsiz, rahatlıkla her türlü hizmeti gördü. Ama böyle şeyle değil. Yine cennet mekan olsun. Eşref Bittis kolordu komutanımdı benim. Ondan izin alarak tabii böyle kabadayız, şey olmaz. Öğretmenlerle çok barışırız. İki çocuğumu dedim ki çocuklar size bir teklifim var. Hiç çalışmayın. Samimi söylüyorum. Haziran ayında sınıfı geçirteceğim dedim. Dostluklarımı kullanarak, arkadaşlarımı kullanarak geçirteceğim dedim. Ciddi mi söylüyorsun baba? Çok ciddi söylüyorum. Hakikaten. İnanacaksınız dedim. Geçirtirim dedim. Anlaştık mı dedim. Anlaştık. Çalışmayın. Peki soruyorum dedim. Kim kim aldatıyor? Geçtiniz, mezun oldunuz, üniversite imtihanlarına girdiniz. Hiçbir yeri kazanamadınız. Veya Kırıkkan'da bilmem ne meslek okulunda kazandınız. Bunun anlamı yok yani. Şey yapamazsınız. Bilezik zayıf. Evet. Kimi kandırıyoruz? Kendimizi. Onun için hiçbir hocanıza en ufak bir ricada bulunmayacağımdan emin olun. Kalacaksanız kalın. İsabetlidir diyeceğim dedim. Ve öyle hak ederek olacak hocam. Gayet de böyle olması lazım. Aman hocam bunu 5 ver bir sınıfı geçiversin. Yasak yok. İlkokul öğrencilerini soruyorlar. Anneyi soruyorlar. Geçsin mi kalsın mı? Geçsin. Pek geçiyor. 4. sınıfa gelmiş alını yazamıyor. Böyle eğitim olabilir mi ya? Feci. Hangi? Yani tabii aileler olarak. Yani bu konuda konumu buna girersek söz hakkı sahibi değilim ama ben psikolojik açıdan bakarak tabii ki. Yanlışlıklarını görüyorum. Ülkenin geleceği açısından endişe ediyorum. Gelecekte bu insanlar bir yerlere. Sen zanneder misin ki benim elemlerim, heyhat ben nevai ve eyyamı inlerim diyen Mehmet Akif'in bu sözlerinin ışığı altında gidiyorum. Şiar edindiğim laflardan birisidir. Hı hı. Benim üzüntülerim bana ait değil, ben toplumun üzüntülerini dile getiriyorum diyor o sözde. Evet, evet. Sonuçta yine anneden uzaklaşmayalım. Anneler kadınlığımıza uzaklaşmayalım. İlk öğretmen anne, annenin çok sağlıklı en büyük öğretmen, hayat öğretmeni insan annesi babasıdır.
çocuk anne babada güzellik görüyorsa, anne babada hoşluk görüyorsa, anne babada çok yönlü düşünmeyi görüyorsa, anne babayla olacak. İki arkadaş gibi konuşabiliyorsa, arkadaş gibi. Tabii. Seni dinlemek istiyorum çocuğum. Bu konudaki fikrini söyler misin lütfen? Önemsendiğini hissedecek. Hissettireceksiniz. Çok önemli, çok önemli. Diyebilen bir anne varsa bu çocukların hayat merdivenlerinin daha emniyet adımlarla çıkması gerçektir. Özgüven yani. Duygusu tamamlanmış bu yoksa, olacak. Bu yoksa başarısızlık var, şiddet var. Demek ki kullandığım tabiri kullanacağım. Gecikmiş bir Orta Doğu'nun Orta Çağ'ı yaşayan insanlar çıkıyor karşımıza. Fiziksel güçle, kurnazlıkla, cehaletle karşımıza çıkıyor. Acı veriyor insanlara, acı. Hepimiz serbest vicdan sahibi olarak Sivas'ta, İstanbul'da, Van'da yani her öldürülen kadın, her kötü olaydan acı duymuyor muyuz? Üzülüyoruz, duyuyoruz, üzülüyoruz tabii ki. Çok acı duyuyoruz. Gelecek için duyuyoruz. Olmaması gerekiyor, olmaması için. Bu işte sorumluluk taşıyan insanların bu iş üzerinde hassasiyetle ve ciddiyetle eğilmesi gerekir. Kesinlikle. Burada oy falan yok. Siz o kadar güzel şeyler yapın ki ben senin arkandan geleyim ya. Sana oy vereyim. Seni örnek alkışlayayım. Olun. Ama ben seni görüyorum kardeşim. Sen boşsun. Boşsun. Fazla bir özelliği yok. Ben senin arkandan niye geleyim ya? Bana eserlerinle ben seni izlemem lazım. Yani ben derken kendimi kastetmiyorum. Tabii ki anlıyoruz tabii ki hocam. Benim gibi serbest vicdan sahibi, sağduyulu insanların. İnşallah. Sadece belli kavramları arkasına sığınarak bir tarafa gidemezsiniz. Komik duruma düşmeyin. Efendim, yani speküle olmak istemiyorum. Ne demek istediğimi anlayan anlıyor. Onların şu özelliği var, o halde ben onun arkasındayım. Tamam da onların vitrini güzel kardeşim. Dükkanın içine bakıyor musun? Bakmıyorsun. Dükkanın içine bak, öyle karar ver. Evet. Ben sizin düzgün giymiş olmanızı, tamam zarif siz derken işte Ayşe'nin çok zarif, güzel giymiş. Peki bir de evlerini ziyarete gidiyoruz. Evler darmadağınık, dağınık falan. Vitrine aldanmayacaksın. Evet hocam. Vitrine aldanmayın. Eklemek istediğiniz son sözlerinizi alabiliriz hocam. Bu ülke kalkınmak istiyorsa, bu ülke çağdaşlaşmak istiyorsa, mutlak surette sevgili erkeklerin, şövalye ruhlu erkeklerin kadınlarını üst düzeyde değer vermesi, hata yapsa dahi ceza, dayak gibi, yaralama gibi bulunmaması ve Allah'tan korkması yani. Vicdanlarımızın sesini dinleyeceğiz. Vicdanın sesini dinlemesi gerekir. Çünkü canı veren Allah, alandır. Alan da Allah'tır. Allah'ın yetkiler arasında girme hakkınız yok. Haddinizi bilin yani. Evet. Herkesin mutlu, huzurlu bir gelecek ve bundan sonraki kadınlar, dünya kadınlar gününde daha güzel, aydınlık, ferahlı yerlere gelmesini diliyoruz. İnşallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bunu da bir buket halinde hanımefendilere sunuyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımız adına, izleyicilerimiz adına. İnşallah başka bir programda yine güzel konularla birlikte olacağız. Evet değerli TV izleyicileri, Türkler Doktorumuzdan çok güzel bilgiler aldık. Kadına şiddetten bahsettik. İnşallah bundan sonraki zamanlarda hakikaten kadınlar hak ettiği yerlerde, hak ettiği değerleri görürler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın.